odak noktasına bakarsak eksi 2 virgül 0 x ekseninin üstünde. O zaman bizim elipsimiz de x ekseni üzerine çizilmeli. Yani şöyle çiziyorum koordinat sistemini. Bu şekilde x ekseni, y ekseni. Odağından dolayı odağı eksi 2'ye 0 şurada olur. Bizim elipsimiz bu şekilde ortaya çıkacak. X ekseni üzerine yerleşiyor. Şimdi odaklardan birisi eksi 2'ye 0. Şurası. Bu nokta eksi 2 noktasıymış. Odaklardan diğeri bu tarafta olur. Bu da 2 noktası. Sonrasında şöyle diyor. Asal eksen uzunluğu 8'miş. Yani şu eksenin uzunluğu 8. Buraya 4 diyeceğiz. Şuraya da eksi 4 diyeceğiz. 4'e eksi 4 olacak şekilde yerleşecek. Bir de buralardaki noktalar var. B'ye eksi B oluyordu. B'yi şu C ve A üzerinden bulabiliriz. Temel yaklaşımımız şuydu. Şu üçü arasında Pisagor teoremine benzeyen bir bağıntı var. Bu bağıntıda hipotenüs yerine uzun olan eksenin değeri gelecek. Yani 4 gelecek. Asal eksenin köşesi gelecek. 4'ün karesi eşittir B'nin karesi artı 2'nin karesi olacak. Eğer dikey olsaydı yukarıdaki eşit olacaktı. Yani B kare eşittir 4'ün karesi artı 2'nin karesi olacak. Eğer şöyle dikey olsaydı bizim elipsimiz. Büyük olanı eşitliğin diğer tarafına yazıyoruz. 4'ün karesi 16 eşittir B kare artı 4. Sola atıyorum. 12 eşittir B kare. Buradan da 2 kök 3 eksi 2 kök 3 gelir. B eşittir artı eksi 2 kök 3 gelir. Tabii şu an buna ihtiyacımız yok. Biz doğrultman aradığımız için bunu bulmak zorunda değildik. Ama bulmak istediğimiz zaman böyle bulacağız. Yani şuraya 2 kök 3, buraya eksi 2 kök 3 diyebiliriz. Doğrultmanlar bu şekilde yerleştiği için odaklar x ekseni üzerinde. Bizim doğrultmanımız da şöyle ortaya çıkar. Doğrultmanlardan birisi bu. Diğeri de şu olacak. Doğrultmanların denklemleri x eşittir. Bu taraftaki artılı olacak. Artılı. Ki o da a kare bölü c biçiminde olur. Şu taraftaki eksili olacak. X ekseninin negatif tarafındaki. O da x eşittir. Eksi a kare bölü c olur. A dediğimiz sayı 4. C dediğimiz sayı da 2. Buradan denklemi oluşturursak x eşittir. Eksi a sayımız 4. 4'ün karesi bölü 2. 4'ün karesi 16. Bölü 2'den 8. X eşittir. Eksi 8. Doğrultmanlardan biri. Diğeri de x eşittir. 8'in karesi bölü 2. 8'in karesi 16. Bölü 2'den 8, pardon, 8 değil, 4 yazacaktım, yanlış yazdım oraya. 4'ün karesi olacak. Şurası 4'ün karesi bölü 2. 4'ün karesi 16 bölü 2'den 8. Doğrultmanlardan diğeri de bu. Elipsin doğrultmanları bunlar. Tabii şunu biz fazladan bulduk. Buna gerek yok. Gerek yok da aslında.